Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. AK Parti Tire Gençlik Kolları'nın düzenlediği basın açıklamasında konuşan Sadreddin Yakuter, Şeyh Yasin'in mektubunu okudu. Yakuter mektubu okumadan önce Şeyh Yasin'in kim olduğunu özetledi. Şeyh Ahmet Yasin, hepinizin bildiği gibi Filistin'de şehit edilen bir sabah namazında tekerlekli sandalyedeyken, yani sadece başı ve kolları tutan, bütün gövdesinden altı tutmayan ama Filistin'deki direnişi ateşleyen Şeyh Yasin, İsrail'in füzeyle öldürdüğü Şeyh Yasin'in ümmete yazdığı bir mektup var. Sadreddin Yakuter'in okuduğu mektup vatandaşlar tarafından pür dikkat dinlendi. Bırakın savaşçı onuruyla ölelim. Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım, kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde, türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Tek isteğim, benim gibi Müslümanların zaaf ve acizinden müteessir olanların yazmasıdır. Siz ey Müslümanlar, suskun, aciz, helak olmuş ölüler, hala kalpleriniz sızlamıyor mu? Başımıza gelen bu acı felaketler karşısında bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok? Allah için ve ümmetin namusu için kızacak hiç mi kimse yok? Şerefli direnişçilerken bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak bu ümmet utanmaz mı şerefi çiğnenirken? Omuzlarımıza el verecek ve gözyaşlarımızı silecek bir bakış bu ümmetin kurumları, sivil güçleri, partileri, teşkilatları ve bariz şahsiyetleri Allah için kızmaz mı? Tümü birden sokaklara dökülüp bizim için dua etmeye gücünüz de mi yetmiyor? Ey Rabbimiz, gücümüzü topla, zaafımızı gider ve mümin kullarına yardım et diye çağıramaz mı? Buna da mı gücünüz yetmiyor? Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız. O zaman anılarımızda şu yazılacak: bizler direndik, ileri atıldık ve kaçmadık. Ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz ölecek. Onları bu suspus ve bon ümmete yakıt yapacağız. Bizden teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin. Çünkü biz bunu yapsak da biliyoruz ki öleceğiz. Bırakın bari savaşçı onuruyla ölelim. Dilerseniz bizimle olun. Elinizden geldiğince öcümüzü sizden her biri boynuna taksın. Dilerseniz bize acıyarak ölümümüzü izleyin. Temennimiz Allah'ın emanetini safsaklayan herkesten kısas almasıdır. Umarız bizim aleyhimizde olmazsınız. Allah aşkına, Allah aşkına, Allah aşkına bari aleyhimize olmayın. Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halkları, Allah'ım sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum. Gücümün azlığını, imkanımın yetersizliğini ve insanlara karşı zaafımı sana şikayet ediyorum. Sen mustazafların Rabbisin. Sen bizim Rabbimizsin. Bizi kime bırakıyorsun? Bize cehennem olacak uzaklara mı veya düşmana mı? Allah'ım, akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum. Gücümüz dağıldı, birliğimiz bozuldu, yollarımız ayrıldı. Halkımın zaafını ve ümmetimizin bize yardım edip düşmanı yenmedeki azini sana şikayet ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.